Ve efendim Kıymetli Hocam stüdyomda rüyaları konuşacağız. Hocam bir hafta boyunca Instagram'a gelen mesajların haddi hesabı yok. Evet. Şu rüyayı gördüm, bu rüya ne demek, bu rüya bana ne anlatıyor? Bugün evet. öncelikle programımızda en çok görülen rüyalarla başlıyoruz. Tamam. Ve herkesin bilgisi de olsun istiyoruz. Yani evet. artık mesela rüyanızda köpek gördüğünüzde, yılan gördüğünüzde, aslan gördüğünüzde, deniz gördüğünüzde ne anlama geldiğini bileceksiniz. Evet. Mehmet Emin Kırgil, Türkiye'nin en önemli rüya yorumcusu. Eyvallah. Onunla tanışmamı her seferinde anlatıyorum. Bugün evet. de programda bir kez daha söyleyeceğim. Bir rüyamı yorumlattım ve o rüya çıktı ve onun, onun hemen akabinde dedim ki... ...hocam ne olur siz programıma gelin ve rüyalarımızı yorumlayın. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlayalım mı? Başlayalım. Peki. Başlayalım. En çok görülen rüyalarla başlayacağız. Tabii. Sonra Instagram hesabından lütfen siz de rüyalarınızı yazın bana. Yönetmenimden rica edeyim. Sevgili Hüseyin, Instagram adresimizi ekrana getirebilirse oradan son paylaştığımız fotoğrafın altına e, rüya yorumlarınızı bekliyoruz. Bununla beraber sevgili seyircilerimiz telefonda açabilirsiniz bize. 0212 333 3370 -33 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. E, operatör doktor Sinan Göker hocamızla da ilgili göz sağlığı ile ilgili sormak istediğiniz ne varsa onunla da ilgili sorularınızı bu telefon numarasından, buradaki telefon numarasından bize ulaştırabilirsiniz. YouTube Hayatta Her Şey Var kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum ve hemen başlıyorum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Evet. Rüyada köpek görmek ne demek? Rüyada köpek görmek aslında dosttur. Yani insan bir dostundan fayda göreceğini, eğer köpeğin ayağına dolaşmışsa sevgilisinden ayrılmışsa onunla barışacağını. Şu köpeğin güzelliğine Efendime bakar mısınız? söyleyeyim evet Cenab-ı Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. Maşallah harika duruyor. Böyle bir de aslan gibi kükremiş vaziyette. Köpek düşman değil midir yani? Yok rüyada köpek düşman değildir. Daha önceki internet sayfalarında daha önce çıkan kitapların birçoğunda köpeğin düşman olduğu da söylenir. Aslında öyle bir şey yok. Peki köpeğin ısırması ne demek? Köpeğin ısırması gerçekten size bir dostunuz söz vermişse o sözünü tutacağını gösterir. Hı hı. Köpeğin asla ve asla rüyada kötüye yorumlamamak lazım. Eğer turuncu renk görürsek, renklerle bağdaşlaştırdığımız zaman, turuncu renk gördüğümüzde bir dostumuzun işte bize ikindi vakti, güneş batarken geleceğini gösterir. Renkler de çok önemlidir. Hı hı. Kahverengi olması güneş batarken geliyor. Yani tam güneş battığında. Buna benzer. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh'unun söylediği bir söz var rüyalarla alakalı. Ben bazen kardeşlerime söylüyorum. Diyorum ki rüyalarınızı ehemmiyete alın. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadisinde, son ahir zaman ümmeti yani bizim şu anki yaşadığımız durumlar bunları diyor ki ya 3 ya 5 tane rüyalar çıkar. Hazreti Ali de üstüne şunu ekliyor. Diyor ki rüyalar melekler tarafından Allah'ın emriyle levh-i mahfuz denilen kitap var Allah'ın yanında. insanların kaderi yazar o kitapta. O kitaptan diyor kendilerine verilir bugün, yarın, bir hafta, bir ay, beş ay, on ay sonra çıkacak durumlar onlara gösterilir. Hı hı. Hani diyoruz ya rüyalar bize işaret verir mi? Gelecekten haber verir mi? Verir tabii ki. Burada Fetih suresinde Allahu Teala peygamberimize ne diyor? Biz sana daha önce göstermedik mi Muhammed? Sen Kabe'ye gireceğin zaman kan dökülmeyecek diye. Evet, burada yani gördüğünüz rüya size gelecekten haber veriyorsunuz. Veriyor, Şimdi ona, buna, onun derdine, bunun derdine Allahu Teala yardım etsin. Oraya buraya bakana kadar bize gelen mesajları dikkat alın. Evet, rüyalar mesaj niteliğinde. Tabii. Peki köpek görmenin anlamını öğrendik. Dostuz. Rüyada mesela kavga etmek ne demek? Rüyada kavga etmek eğer kim kimi dövüyorsa mesela biri size vuruyorsa sizin güç alacağınızı. Hmm. Ama siz birini vuruyorsanız sizin ona güç vereceğinizi gösterir. Bu böyledir. Yani mesela kayınvalidemle rüyamda kavga ediyorum. Evet. diyelim ki kayınvalidem bana şiddet uyguluyor rüyamda Allah ha. göstermesin. <laughs> e, kayınvalidenden kayınvalidemden güç alacağımı gösteriyor. Evet. Mesela kayınvalideniz en kötü bir örnek vereyim ben. Saçınızı tuttu, kafanızı duvara vurdu. <laughs> Aman hocam bu örneklere girmeyelim. <laughs> Ama rüya bu yani. Her evet. şey olabilir. Çünkü Allahu Teala bize anlatmak için zaten biz varız. Yani şimdi geldiği zaman bu mesajlar eğer alel açık gelmiş olsaydı, yarınki işlerimizi, güçlerimiz ya yarın öleceğiz o zaman niye çalışalım derdik. Yarın başımıza bu olay gelecek niye yapalım derdik. Allah uyarıcıdır, Allah yapıcıdır. Yarın evladımızın başına, bizim başımıza, dostumuzun başına ne geleceğini Allah rüyada gösterebilir. Peki. Evet. Ee, hemen geçelim. ha Bu da en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hı. Rüyada yangın görmek neyin habercisi? Evde olan yangın, hı hı. söyleyelim. Bir de yangını dışarıda gördüğümüz zaman ne anlama geliyor? Şimdi yangın eğer evin içerisindeyse, yangın yerde değil de tavandaysa tehlikedir. Ama yerde ise tehlike değildir. Hı hı. Yerdeyse Yerde ise yangın, yani yerde görüyorsunuz halı yanıyor. Yerde ise yangın sizin elinize geçecek olan maddi güce işarettir. Ama tavan yandığını görürseniz burada bir sıkıntı yaşayacağını, yani yaşanacağını arz eder. Yangın ormanda yanması ayrıdır, denizde yanması ayrıdır. Bu denizdir, denizin içine gene yanar yani. Peki. Bu rüya neticede. Ee, dışarıda gördüğümüzde. Yani Dış ha, bir nerede? başkasının. E, yani başkasının bir evinde. Bir hane içinde görürüz yani tamam. Bir de o, dışarıda görürüz. Şimdi yeni evlenen bir kardeşimizi rüyanızda görüyorsunuz. Cenab-ı Allah bazen mesajları başkasının üzerinden gönderir. Siz görürsünüz anlamazsınız. Görürsünüz anlamazsınız. Görürsünüz anlamazsınız. Diğer detayında Allahü Teala diğerine der ki ya bu kulum ayırmadı. O bir kulumun üzerinden buna gönder der. O da gelir der ki gel yani yeni evlenen kardeşimize. Evinin yandığını gördüm der. O da der ki Allah Allah, Allah hayret çevirsin. Çünkü yangın tehlike arz ettiği için yani bizim normal neticede allah Teala ormanlarımızda yanıyor. Cenab-ı Allah hepsini söndürsün inşallah. Şimdi böyle durumlarda o kişiyi uyarmak lazım. Uyarmak lazım. Hı hı. Mesela eşi kadının saçını keserken gördün komşunun. Bunu komşuna söylemek zorundasın. Bunun mabal altına girebilirsin. Ben seni rüyamda gördüm böyle böyle. Diyebilirsin. Onda konuşalım. Rüya anlatılmalı mı diye. Tabii. Ee, heh, bu da çok önemli. Evet. Halk arasında bir inanışta rüyada diş görmek, Hı -hı. dişin döküldüğünü görmek Hı -hı. sıkıntıya delalettir. Ev. Evet. Ee, bu da bana en çok gelen sorular arasında rüyada diş görmek ne demek, Hı -hı. çürük diş görmek ne demek, evet. dişin dökülmesi ne demek. Tamam. Şimdi sağlam bir dişin insanın ağzından dışarıya düşüyorsa onun elinden rızık çıkacağını. Hmm. fazla para bir harcayacağını bir yani. kayıp yaşayacak ama maddi güçle alakalı kişi eğer çalışıyorsa yeni bir iş yerine girmişse o girdiği iş yerinde bir problem yaşayacağını gösteriyor hı hı. örnek veriyorum çürük bir diş görmek hasta olan birine delalettir kendi azı dişi olursa annesi babası amcası dayısı eğer yani birinci e, ne dedi ona birinci yakın derecede olan yakındaki birinci insanların yakınlar, hastalığını hı hı. Eğer normal dişleri görürse kendisinin ikinci, üçüncü dereceden olan kişilerden hasta haberi geleceğini gösterir. Sarı diş görürse gerçekten uzun sürecek bir hastalığın işaretini verir. Peki. Evet. Geçiyorum diş konusunu. Hı -hı. Rüyada ve gerçekte en çok görmekten hoşlandığımız şey altın. Evet. <laughs> Altını geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk. Evet. Allah'ım gerçeği de olsun rüyada da bol Hı -hı. bol görelim inşallah. Şimdi altın aslında rüyada evet. iki şekilde gördüğümüz zaman bir tanesi tehlike galiba değil mi? Evet, böyle evet, tek tek evet. altınlar mı tehlike? Mesela bilezik gördük ne anlama geliyor? İşte böyle tek tek e, altınları Şimdi gördük, küçük ne çeyrek geliyor? altını bakın orada küçük çeyrek altın görüyoruz. Küçük çeyrek altın 20 ve 35 yaş arası birinin oradaki orta derecede olan altın yani yarım altın dediğimiz 35 ve 45 yaş arası. Oradaki görülen büyük altın da cumhuriyet altınımız. O altının da 45 ve 65 70 ya, yani yaşında olan bir insanı dedikodu yaptığını gösterir. Yani rüyanızda tam altın görürseniz Evet. 70 yani 70 yaşında 45 yani ileri ve yaşta. 45'in üzerinde ileri yaş grubu diyelim. Hı hı. Ama yarım altın görürsek 35 ve 45, eğer çeyrek görürsek 20 ve 35 yaş arası bir kişinin hakkınızda konuştuğunu gösteriyor. Ha. Şimdi arkadaşlar bilezik şurada bilezik hocam bilezik o da bir kadını temsil ediyor. Şimdi diyelim ki şimdi burada Cumhurbaş burada e, Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ümüzü görüyoruz mesela ön yüzünde. Hı hı. Onu görürsek erkeğin konuştuğunu, arka yüzünü görürsek bayanın konuştuğunu temsil eder. Bu da bir detaydır yani. Bu hı hı. rüyaya ve matematiksel şimdi girdim. Ders mahiyetinde kardeşlerime veriyorum ki anlasınlar. Yani tamam, şu ön yüzünü. Tabii. Evet şu görmüş olduğumuz ön yüzü yani sevgili Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ü gördüğümüz yer bir erkeği temsilidir konuşan kişi. Arka yüzünü görürsek bir bayanı temsil ediyor. Hocam yani ne dünyada ne, ne alengirli işler varmış böyle. Ya eski padişahlar daha önceki yaşayan krallar bunların hepsi rüyalarına çok ehemmiyet ya, vermiştir yani. Hiç, hiç dört kitapta yazar. Yani dört kitapta yazar yani rüyaları dikkate alalım. Ya o şunu yapmış bu bunu yapmış o değil. Bize gelen mesajı dikkate alalım. Bunu ne yapmış bu ne bize ne ya. Tabi sadece altın işte evet. e, bunlardan ibaret değil, bunun küpesi var, kolyesi var, bileziği var. Tabii. Altın bilezik. İnce bilezik, ne demek? ince bilezik, ince bilezik. Yine 20-35 yaş arası bir kadının ve o kadının zayıf olduğunu, biraz sizden uzun olduğunu temsil eder. Diyelim Aa. ki tabi biraz hafif kalın bilezik ise. 35 ve 45 yaş arası biraz hafif balık etli bir kadının hakkınızda konuştuğunu e, gösteriyor. Trabzon gördük diyelim. Trabzon gördük zaten o kiloyu tam almış gösteriyor. <laughs> <laughs> Yok espri mi yapıyorsunuz? Espri yapıyorum ama şu var kilolu bir bayanın konuştuğunu gösterir. Şimdi bakın bilezik ne kadar kalınsa kilo o kadar artar. Çünkü bunlar Aa, işarettir. Mesajdır dikkat almamız lazım yani bunları Ne anlatır peki yani tamam kilolu bir kadın bizim hakkımızda dedikodu. dedikodu mu yapıyor altının geneli dedikoduyu gösterir Küpe de mi aynı Küpe de aynı o zaman dedikoduyu duyacağını gösterir Dedikoduyu yapan kişinin ismini de söyler sana Mesela duyacaksın biri diyecek ki ya Nur senin hakkında filan konuştu diyecek sana Yani mesela ben rüyamda aldım bir altın küpeyi kulağıma taktım evet. mu? hakkımda yapılan bir dedikoduyu duyacağım Evet sağ kulağına takıldığını görürsen hakkında yapılan bir dedikodunun akrabandan, canın ciğerin saydığın bir insandan o dedikodunun yapıldığını duyacaksın. Allah Allah. Eğer sola takarsan arkadaşının arkadaşından dışarıda olan kan bağı olmayan bir insanın dedikodu yaptığını duyacaksın. Peki yüzük takarsam altın? Yüzük taktığımızda sola takarsak kadının konuştuğunu sağa takarsak erkeğin konuştuğunu gösterir. Bu budur yani. O da dedikodu. O da yani dedikodudur. altını her halükarda gördüğünüzde evet. bu bizim için Uyarıcı rüya oldu. Uyarıcı. Kesenin içinde olan bir altın daha henüz bu dedikodu ortaya çıkmamış. Yapılıyor ama daha çıkmamış. Çıkılacak, duyulacak. Evet duyulacak. Daha çıkmamış gösteriyor. Peki. Kesenin içinde. Heh, bu çok güzel. Rüyada evet. bebek görmek. Evet. Rüyada bebek görmek sevgili kardeşlerim her zaman müjdeyi gösterir. Kız çocuğu Allah nasip ederse müjdeli bir <laughs> haberi eğer erkek çocuğu görürsek... Bu da maddi güçle alakalı, manevi güçle alakalı bize gelecek olan desteği gösterir. Eğer bebeği emziriyorsak, diyelim ki sağ göğsümüz, göğsümüzde emzirdiğimizi görürsek, bu işin Allah nasip ederse bir ayda olacağını, eğer sol göğsümüzde emzirirsek, iki ay, dört ay veya altı ay içinde olacağını, çift rakamlı gideceğiz bakın, hı hı. çift rakamlı yorumlayacağız. Tek yani sağda yaptığımızda, bir ay, üç ay, altı ay teke düştü. Hı hı. Ama sol göğsümüzde yaparsak, müjdeli haberin ne zaman geleceğini merak edersek, o zaman çift rakama girdi. İki, dört, altı. Evet. Peki. Ee, rüyada hüngür hüngür ağlamak, hıçkıra hı hı. hıçkıra ağlamak, hatta bazen size de olur mu bilmiyorum, bana birkaç defa olmuştu. Ağlayarak uyandım ve gözyaşlarımı hissetmiştim. uyanma yani Uyanır uyanmaz. Hı hı. Rüyada ağlamak bir şeyin habercisi mi, uyarıcı mı? Müjdeci Müjde, mi? Tabii ki müjdeci. Şimdi bakın ağladığımızı gördük Nur. Uyandık. Çok sevinçli, çok mutlu olduğumuz, olmayacak diye düşündüğümüz bir haberle alakalı çok güzel bir olumlu bir şey aldık. Annemizle paylaştık. Ve anneniz duygusal olduğu için annemiz hemen ne yapıyor? Ağlamaya başlıyor. Çünkü senin mutluluğunu görünce, senin sevincini görünce gözyaşı döküyor. Burada İbn-i Sihir ve Nablusi diyor ki, kişi Gözyaşı dökecek ama mutluluk gözyaşı olacak diyor. Üzüntülü bir gözyaşı değil yani. Allah herkese mutluluk gözyaşı dökmeyi nasip etsin. Amin. Hıçkırık hıçkıra ağlamak falan hep aynı değil mi? Aynı. Çok sevineceği olayların ardı arkası kesilmeden devam edeceğini, yani şansının daha yaver gideceğini gösterir yani. Hıçkırık hıçkıra hıçkırı ağlamak. İnşallah. Bak bugün ne evet. çok şey öğrendik programda. Şimdi evet. bir de deniz görmeyi soracağım size. Evet. Deniz devlet derler ki deniz devlet. Yani Hı -hı halk arasındaki yorumunu söylüyorum evet. ama Mehmet'in kıldığı ne Yok. der bilmiyorum. Şöyle bir deniz <laughs> görüyorsunuz. Evet. Denize dışarıdan baktığınızda ne oluyor? Evet. Denizin içinde olduğunuzda ne oluyor? Cafer-i Sadık'a göre Hazreti Ali radıyallahu anhunun 7. kuşaktan 8. kuşaktan torun olur. Bu mübareğin... söylediğine göre deniz insanın hayatı. Hı hı. Yakup Aleyhisselam deniz için hayat diyor, insanın hayatını gösteriyor diyor hayatını. Dalgalı bir deniz görmek birazcık hani ...kendi hayatımızda inişli çıkışlı bir durum yaşayacağımıza... Hı hı. ...durgun bir deniz görmek diyor ki sabırlı ol muhakkak hedefine ulaşacağına... ...eğer denizin içerisine yürüyorsak bolla, feraha, berekete kavuşacağımızda... İnşallah. ...denizde kulaş atıyorsak vermiş olduğumuz emeğin karşılığını alacağımıza... ...karşıya geçtiğimize başka bir adaya geçtiğimizi görürsek... ...burada insanın allah Teala'nın izniyle hedefine muhakkak ölmeden ulaşacağını gösterir... ...ne yapıyorsa bunu kazanacaktı yani deniz bu... Peki göl görmek... Göl görmek kişinin kendi hayatında yeni yeni ufak tefek sayfalar açacağına veyahut da hayatının içinde yaşayan bir takım güzel insanlarla bir araya gelip güzel olaylar paylaşacaklarını gösterir, yaşayacaklarını gösterir. Ha, göl aynı zamanda Nablusi'ye göre bir evladın geleceğini de işaret eder diyor. Hı hı. Evet. Peki, denizin içerisinde yüzdüğümüz zaman bu bizim geleceğimizle ilgili Tabii, güzel haberler... Tabii, emek veriyorsun diyor, diyor. emek veriyorsun... Emeğin boşa gitmeyecek diyor. Emeğin karşını alacaksın. Demek ki uyuyan kardeşimiz ben bu işte alakalı bir emek veriyorum diyor. Bu emek nasıl olacak diyor. Melaikeyi de Cenab-ı Alemin bu sefer Hazreti Ali'nin dediği gibi levh-i mahfuzdan onun vermiş olduğu emeğe karşılık ne yapıyor? Oradan ayrıntılar veriyor. Hı hı. Çünkü levh-i mahfuzda insanların kaderi yazar. Gizli yerdir. Allahu Teala'nın yanındaki kitaptır bu. Şimdi oradaki alıntılarla meleklere verilen zarfın içerisinde bize yağmur tanesi gibi gelir. Geldiği zaman bize hani denizde yüzdüğünü görüyorsun diyor ki denizde yüzüyorsun ya emek ver ha geriye doğru mu yüzüyorsun diyor ki devam et diyor ileriye devam et geriye yüzme umutsuz olma ümitsiz olma diyor yani. Evet sevgili seyircilerimiz çok enteresan ama bunu insan yaşayınca görüyor gördüğünüz rüya evet. size bir şeylerden haber veriyor. Aynen